düştüğünü düşündüğümüz sosyal, halkla daha iç içe, vatandaşın sesine kulak veren, adil bir yönetim oluşturma gayretinde bulunduk. Küçük olsun, bizim olsun mantığından ziyade, kaybedecek tek bir vatandaşımızın bile olmadığı bilinciyle, kimseyi kırmadan, ötekileştirmeden, daha geniş kesimlere hitap edebilecek politikalar üretmeye, daha birleştirici, bütünleştirici ve en önemlisi gönül alıcı bir dil kullanmaya gayret gösterdik. Tek hedefimiz, yegane gayemiz, en büyük dileğimiz olan ülkücü cumhurbaşkanı, ülkücü başbakan, ülkücü bir hükümet ve refaha ulaşmış, huzurda buluşmuş, kardeşliği yeniden ve sonsuza dek perçinlemiş bir Türk milleti hayaliyle görevde bulunduğumuz 2013-2016 yılları arasında bir yerel seçim, bir cumhurbaşkanlığı seçimi, iki genel seçim olmak üzere milliyetçi hareketi iktidara taşımak için var gücümüzle gayret gösterdiğimiz dönemleri hep birlikte yaşadık. Değerli hemşerilerim, kıymetli ülkücü kardeşlerim, 2014 yılında girdiğimiz yerel seçimde Anamur'da Milliyetçi Hareket Partisi tarihinin en yüksek oyunu aldı. Yine sonuçları hepimizin malumu olan 2014 yılında adını sanını duymadığımız, şeklini şemalini görmediğimiz birisinin adaylığı ile Cumhurbaşkanlığı seçimlerine girdik. 7 Haziran'da 13 yıllık AKP iktidarının maddi ve manevi hemşerileri, mevcut iktidarın ülkücülere yönelik tavrı, tutumu, MHP Genel Başkanı'na ettiği küfür dolu sözler ve milliyetçilere münasip gördüğü hakaretler daha dün gibi hafızalarımızda duruyor. Mevcut hükümetin Türklüğe yönelik hakaretleri bizlerin yüreğinde bir kor gibi durmaktadır. Ancak MHP Genel Merkezince bunların ayaklar altına alındığı milliyetçilik unutulmuş, ulu önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'e yapılan hakaret ve aşağılamaların üstü kurnazlıkla kapatılmış, sömürülen dini değerlerimiz görmezden gelinmiş ve AKP hükümeti birden badem gözlü oluvermiş. Nedeni ne olursa olsun, hangi gerekçeyle, hangi amaçla bu ittifak yapılmaya çalışırsa çalışsın, ülkücülerin bu hükümet ile yürüyeceği tek adımlık bir yolu yoktur. Bunların aydınlığa kapı açma ihtimalleri de yoktur. Bu zihniyetin Türklüğe ve ülkücülüğe kazandıracağı hiçbir şey yoktur. Aldatılmaya ve kandırılmaya müsait bu yapının Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni götüreceği tek yer dipsiz bir kuyu ve karanlık bir tünelden ibarettir. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Merkezi, ülkücülere küfreden, milliyetçilikle alay eden, Türk'e dair, Türk'ten olan ne varsa düşman kesilen bu zümre ile ittifakı ülkücülere reva görmek niyetindedir. Arkadaşlar şimdi hep beraber ilçe seçim kurulu müdür hanımla görüştüm ben. Toplu olarak orada bir izdiham olacağını. 3'er 5'er kişiyle ilçe seçim kuruluna gelip hep beraber dilekçelerimizi vereceğiz. Evet. 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 Ev